Sizin paylaşamadığınız bu para neyin parası? Hülya Hanım'la buluşmanın parası. Çalışmak istemiyor, çalışmayı sevmiyor. Peki, Hülya sen bu konuşmalar olurken babalarını tehdit ediyorlar ya, sen onların yanlarında mısın? Çocukların yanlarında değilim. Ya bir iki aslında oğlun, sakın yanlış anlama, seni bir nevi... Ya markete gönderiyor. Seni bir nevi kullanıyor. Evet. Babadan para almak aynen, için. Aynen evet. Baba olmasa senin oğlun geçimini sağlar mı? Çalışmayı sevmiyor. Hayır. Sevmiyor. Evet. Sen ben oğlunun cezanında... elindeki en büyük şey misin? Ne diyeyim, kumar mı diyeyim, şans mı? Aynen aynen, şans bileti gibi bir şeyim ben. Oğlun seni çağırırken babasından korumak için mi seni çağırıyor yoksa para olarak mı? İlkin korumak için çağırdı. Bayağı bir güven sağladı bana, yani güvendirdi kendini bana. Ben de gittim yanında 6,5 ay falan durdum yanında yani... Çok enteresan. Evet, o da sonra son anda baktı siz ki baba bunun şey farkındasınız yapamıyor. Yani. Evet. Bu baba olmasa o çocuklar karınlarını doyuramazlar. Aynen. Yuvalarına bakamazlar. Evet. Halen çağırıyor, anne gel çalışalım diyor. Ben baba yapamadım. O parayı onlara sağlamak zorunda. Aynen. Şu yaşta. Evet. Ve bu insanlar evliler. Evet. İkisi hariç. Büyük olan abla, öyle. Dün... Büyük yani, olanı çok şımarttığı için abla, öyle. Diğerleri öyle değil. Şimdi Cebrail bizim gözlerimiz olduğu için... Bak ben buraya gelmeden 3 gün önce bununla konuşuyordum telefondan. Dedim ki bak hatta dedim... Diğerleri niye çalışıyor? 2 tane kartım var dedim. Miktar da söyledim ki fazla çekmiyor. Dedim birinde 1400 çek, bir tanesinde 2000 lira çek. Gitti 2000 lirayı çekti, hemen telefonuma mesaj geldi çekildi diye. 1400'ü bana getirdi baba dedi. Diğer kartta dedi paran yoktu. Tamam oğlum yoktu, doğru söylüyorsun dedim. Bunu aradım dedim ki böyle böyle olmuş. Dedi Cebrail'in huyunu bilmişsin mi? Bileyim dedim. Ama bunu yapan kim? Sensin. Çünkü i̇şte niye ben... miyim? Ben para vermemişim. Ya bir saniye zaman. Lafımı bitireyim. Şimdi ben o çocuğa bir şamar vursaydım sen buna, beni burada reklam ederdin. Çocuğumu dövüyor diye. Yani, değil mi? O, ama telefon, bir... o telefon sırasında vurdun çocuğa. Ya oğlum. Ne akla vurdun? Yastığa elimi vurdum. Yürü git. Çıktığım zaman da çocuğum gene evin ihtiyacını gördüm, çıktım da buraya geldim. Siz birbirinizle anlaşmalısınız. Benim üstüme oynuyorsunuz. Ama Hülya Hanım siz de kendinizle çelişiyorsunuz. Beyefendiye dediniz ki o hiç çalışmaz, ben çalışırım, tamam, parayı ben kazanırım. Işte, hep sonra da diyorsunuz ki oğlum ondan para istiyor. Bu para çalışma parası değil. Aynen. Sizin bu para dediğiniz şey başka para. Aynen. Ablacığım para emekle de... kazanılan bir para değil. Geçin bunu. Çünkü birbirinizi suçluyorsunuz siz çalışma konusunda. Abla ben bileğim gücüyle çalışan bir insanım. Benim bütün bir malatı yapabilir. Niye eşiniz hiç çalışmıyor, ben çalışıyorum diyor? Ya çalışma dediği şey... Ya hayvanlar sakın yok mu? Çiftlikte çalışıyoruz. Biz büyükbaş hayvanlara bakıyoruz. Büyükbaş hayvanlara bakıyoruz. Cezaevine girince bilmiyor mu oğlu? Nasıl çalışacak, para kazanacak baba? Onu bilmiyor. Onların ikisinin arasında olan bir şey. Abla, siz cezaevine girdiniz değil mi? Evet. Ben 3 aylığına boş yerine aldılar. Kriminalim temiz olduğu için beni geri bıraktılar. O da... Oğlunuz mu ihbar etti? Büyük bir ihtimal ya buydu ya da ya, bizimkilerden. Sen mi ihbar ettin? Yani suçlamıyorum kimseyi, birilerinden biriydi. Yani 7 yabancı adam gelip de beni şey yapmaz çünkü 45 yaşına gelmişim daha bir tane kalp kırdığım bir insan çıkıp da Cumali kalbimi kırdı diyemez kendisi de. Ben hariç. Tabii sen demek ki ayrıcalığın varmış. Senin ayrıcalığın... Benim ne özelliğim var? Senin şiddetini, sen... küfrünü, hakaretini, her şeyini ben gördüm. Bir tane çocuğun arar der ki şiddet etmiş, kabul ederim. Sen ya zaten bak sen bir örnek bir anne olacağın yerde sadece rezil bir annesin. Otur, otur. Niye biliyor musun? Bir dinle. Buraya yani çıkmam, çıkmam. Yani onlara da para vermişsindir ya, ki benim tarafıma ya bir dinle, dinle. 2 tane gelinin var, 2 tane kız torunun var, 1 kızın var. Sen bunlara örnek olacaksın. Ben örnek bir yarın, lan yarın senin... Senin sayende hiç... Yarın gelininle oğlun kavga ettiği zaman seni örnek gösterecek. Olabilir. Senin annen böyle yapınca da bir şey demiyordun. Ben yapınca mı sen diyorsun? Var. Otur konuş. Ben Zeynep'le arayı istiyorum. 2 yıldır. Son 2 yılda mı ne oldu? 2 yıl önce seni beni bulamazsın. Asla bulamazsın. Nasıl? 23 yıl şahane. Son 2 yılda ne olduysa... Bitti gitti. Bitti gitti. 2 yıldır yalvarıyorum, dil döküyorum. Adam düş yakamdan. Düşmüyor. 2 yıldır düşmekten... boşanmak mı istiyorsun? Düş. İstemiyorum ya. Ne? Yani? Bitti. 2 yıldır açık boşanmak sıra, mı açık istiyorsun? Kelimeyi kullan. Boşanacağız. Mehmet... Telefona bağlansın, ben sana cevap sürprizimi bağlansın yapacağım. Peki kim bu arada... O çocuklar bir tanesi benim aleyhimde. Bak çocuklar şimdiye kadar senin yanındaydı.
9 aydır ben hiçbirinin yüzünü görmedim Cebrail Aliç. Doğru mu? Görmedim. O da ben cezaevine girdikten sonra Cebrail... Doğru mu? Doğru. Doğru. Üçüne de bağlanacağız. Bağlan. O çocukların kelimesiyle ben sana bir sürprizimi yapacağım. Yap. Ya vallahi size, yani sürprizi açıklarsanız ben şimdiden mutlu olurum en azından. Şimdi abla, normalde çocuklar hep sizden yanayken ne olduysa sizin bir anda ortadan kaybolmanıza üç oğlum da artık bu yolun kurtulmasını istiyor diyerek Cumali Bey programa geldi. Ve şunu söylemiş, eşimi çok seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Buraya gelsin yüzleşelim. Sevgi hiçbir şey doyurmuyor ki. He? Sevgiyle hiçbir şey olmuyor ki. Bakın. Sevgi bu evliliği kurtarmıyor. Telefonda ilk bir oğlunuz var, Mehmet. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk abla. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Sen kimle yaşıyorsun? Annenle mi, babanla mı, ayrı mı? Ben hiçbiriyle yaşamıyorum abla. Ben tek başımayım. Çalışıyorum. Babam Malatya'da yaşıyor. Malatya'da mı yaşıyorsun? Yok. Yok, Malatya'da değilim. Antalya'dayım ben abla. Antalya'da hayatını sürdürüyorsun. Esra abla, bir şey sorabilir miyim Mehmet'e? Tabii. Mehmet. He baba. Oğlum, annene ben şiddet uyguluyordum. Hani ben sen askeriye gittiğimiz zaman. Asker bize dedi ki, Cumali sen işte kürek sapıyla dedi Hülya Hanım'ın sırtına vurmuşsun. Kürek sapını bırak, sence ben bir şamar vursam bu nasıl olurdu? Yok, şamar vurduğunu falan hiçbir şey görmedim de ben. Yalan yani söyleme. O jandarmaların yanına gittiğimiz zaman zaten ifadelerimizi vermişiz. Orada bütün kayıtlar Mehmet. Var. Oradan bakarız. Mehmet. He baba. Annen diyor ki oldu bitti diye bana şiddet ve hakaret uyguluyor. Bak şimdi ben kabul edeceğim şeyleri söylerim. Öyle. Ya oldu, tartışmalarımız oldu. Ben bir gün şiddetsiz geçmedi. Bir gün. Bir günüm şiddetsiz yok, geçmedi. Ya, ben nasıl işe gidiyordum ya? Bu iş evde zaten. İş bu çalıştığımız yer hiç görmedin mi senin şiddetten? İş evde, iş evde. Tamam da çalıştığımız kişilerin yanında. Bu arada evet, sizin çalıştığınız çiftliğin sahibi aslında yayına bağlandığında... Çünkü bu sefer çalışanlarınızın huzursuzluğu oradaki tüm huzuru bozduğu için sizi de oradan kovmak ister. Onlar da bu konuda söz hakkını cevap hakkını kullanabilir. Keşke biri bağlansa. Annenize inşallah bağlanır. Senin annenin biri bağlansa keşke. Şimdi sen diyorsun ki benim babam şiddet uygulamadı. Beni annem en böyle çok bir tanıyan Alrıza'dır, inşallah Alrıza bağlanır. Boşu boşuna kuruyor olamaz. Bağlansın. Annene karşı bir tavrın yani var mı sen Mehmet? Sen neye dayanarak boşanmak istiyorsun? Ben kendime güveniyorum. Kendin neyine güvenirsin, neyine? Benim hiç yanında kimsem yok. Yanında bir 13 yaşında bir kız çocuğu var, bir de 10 yaşındaki bir oğlan var. Olabilir. Sen kime güveniyorsun bu? Hiç kimseye güvenmiyorum. Lan. Bir Allah'ım var, bir de ben varım. Zamanı... Bugüne kadar senin yanında kaldım da beni kim korudu? Nasıl? Ben bugüne kadar senin yanında kaldım da kim korudu beni? Hani neren kırıldı, neren... Geçmiş olabilir Cumali Bey. O işin uzmanı sensin. Ya abla, hakaretin en büyüğüne ben maruz kaldım ya. Sen mi kaldın? Ben de yüz kalmadı, insan içine çıkardı. Niye? 6 ay dağda yattım ya. 6 ayda? 6 ay dağda yattım. Dağda yattım. İnsanların olmadığı yerde yaşadım. Niye? Bir tanesi buna bir laf kondurur diye. Kaldırıp da... Ona sakın be, yüz kıskançlık desene. Ne kıskançlığı? Senin neyini kıskanırım ya? Ne demek? Evlenmek isteseydim 4 tane evlilik... Niye evlenmedin mi? Diyeceğim. Sen kıskançlıktan yaptın. Seni gördüğüm güne lanet olsun. Seni bulduğum güne lanet olsun. Senin bu arada senin neyini kıskanayım dediğin kadın yemin ederim... Kıskançlıktan vallahi, yemin yani ediyorum. Böyle bir abla göz... lan şimdi içinden geliyor söyleyeceğim. Ha. Olmuyor. Güzelliği... Yani insan karısını kıskanırsa kötü mü oluyor? Tamam, kıskanırsa kıskanırsa. Benim evime yabancı bir erkek mi geldi? Ben seni aldım bir yere mi götürdüm? Son 2 yıl içinde bayağı bir gidip geldiler. Nasıl? Son 2 yıl içinde. Nasıl? Son bu 2 yıl içinde bayağı bir gidip geldiler. 2 yıl içinde misafirleriniz varmış bu madde alışkanlığı sebebiyle. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Gözdesi, Mehmet bunun gözdesidir. Mehmet benim gözdem değil. En gözdesi de Abdullah'dır ki en konuşmadığım, en gıcık aldığım çocuğumdur. Bak, niye? Yani gıcık aldım derken konuşmuyorum kıskanıyor ben onu. Kıskanıyor musunuz onu? Onu kıskanmıyorum. Hayır, beni tutuyor. O sadece bunun sırtını tuttuğu için. La oğlum. Bütün bu çocuklar beni rezil etmeye çalışıyor. Yani ben sana demedim. Bak bu kadar insan var. Allah için dürüst ol, doğru ol. Tamam, doğru ol. Dedim ki ya, bak istemiyorsan. Dedim. Bak, biz lafımı bitir. Binlerce kez dedim, binlerce kez. Ya bir lafımı bitireyim. Bitir. Dedim ki, Allah var yukarıda. Bak bu kadar da insan var. Bunların huzurunda bir kere olsun doğru söyle. Senin evet. dediğin her şeyi yapacağım. Tamam, söz. Söyle. Dedim ki ya bu kaçma ayağı iyi bir şey değildi. Ya beni istemiyorsan insan gibi. De ki seni gidelim, istemiyorum. Gidelim boşanalım. Git boşan. Dedim mi, demedim mi? Dedi mi? Dedim sonrası...
demedin ya? Kiler aldı mı toprağa gidiyor demedin mi? Boşanma. Geçerdi ya. Sen demedin mi? Dinliyor musun? Sus yalan söyleme. Öyle bir şey olsa tehdit şimdi. Tehdit ettin mi? Ya ediyor. Abla vallahi günlük yalan. Günlük ediyor ya günlük. Mehmet günlük. Dur da. Abdullah dur. Ya birini şahit tutma bak. Hiç kimseye şahit tutma. Abla şimdi onun yanındaki senin çocuğu var. Senin neyini kıskanıyorum dediğin kimse kadını kadın olarak görmüyorsun. Yok. Anladığım kadarıyla fiziksel anlamda beğenmiyorsun. Hayır, belki de 25 yılda ben ona karşı soğudun. Ben bunun için canımı bile verirdim. Bak. Verirdim. Verirdin ama. Benim böyle bir kadın kimse sana yan gözle bakamaz. Hele bir kelime toz kondursunlar. Bir şey söyleyeceğim. Olsun, etrafındaki insanların bakışlarına engel olamazsın ama. Hayır, hayır, bir insan kendini taşır. Sen karına benden boşandığın gün senin hayatını söndürürüm dedin mi demedin? Yalan söylüyor. Az yalan önce dediniz ama boşanacağım dedin neyine güveniyorsun dedin sen. Yani burada değişik bir versiyon yani söylemek neyine istediğiniz. Neyine güveniyorsun derken. Ha. Kimlere güveniyorsun yani? Kimse senin yok. O da diyor ki kendime güveniyorum. Allah bunun aklına birisi girmiştir ya. Kim girecek benim aklıma? Kim burada girecek? Kaç aydır yanınızdan ayrı yaşamını devam ettiriyor? Ya. Benim annemle kardeşlerim de 9 aydır yaşayabiliyorsa. Yani. Ablacığım. Heh. Şimdi hepimiz insanoğluyuz. Herkesin namusu şerefi vardır. Ben eşime toz kondurmuyorum. Yani sen bir kadın halınla tanımadığın bir memlekete yaşayamazsın. Ben şimdi, yaşarım. Bir saniye dur lafını bitirelim. Vallahi bence biliyor musun? Ablacığım. Şöyle düşünüyorsunuz. Hep eksik görürler. Bizi hep eksik görürler böyle. Eksik görürler derken. Eksik değil. Eksik. Cumali bu kadın seninle çiftlikte çalışıyor muydu? Evet. Ablacığım. Yani sen karına beraber çalışırken şimdi siz sadece karı koca değilsiniz. Hayat yani, ortağısınız ve yani, iş arkadaşısınız. Yani. Bir en dakika. En güzel kelimeyi kendisi söylüyor zaten. Bir dakika. Mesela beraber çalışırken karının işte azmine, gücüne, bu cabbarlığına hayran tarafın var mıdır? Var. Yani senin, ya vallahi benim eşim öyle bir eş ki tuttuğunu kopartır. Aynen öyle. Tamam, bu kadın dünyanın neresine giderse gitsin. Ama tek yaşayamaz. Bu cevher, ama bu iç hayır, azim hayır, onda olduğu sürece bunu yapar. Niye sensiz eksik olsun? Ben siz değil. Niye yapamazsın? Ablacığım, ya benim telefonumu getir. Benim çocuklarımın fotoğrafını bana attı. Hı-hı. Ben o yüzden buraya çıktım. Hı-hı. Yani çocuklarını görmek istiyorsun. Abla bir o fotoğrafı görmen lazım ya. Sen eğer demezsen bu çocuklar dilendiriyor. Varsa fotoğraf versinler. Telefonum. Dilendiriyor baba diye çocuğu ya. Ne ya söyleyeyim. Oğlum, o şimdi çocukları dilendirdiğini iddia ediyor. Bir tanesi dese ki ya Cumali. Cumali sen nasıl bu hakareti bu çocuklara ya da bu kanıma yapıyorsun? Şimdi çocukları. Ben çocuklarım hiçbir şeye gözleri kalmasın diye sürekli cebimde bozuk tabi. Cumali. Lan, sürekli bozuk tabi halen de var. Cebimde bozuk tabi kalmış sen lan. Sen bir gün bile para sen çocukları dilendirdiğini mi iddia ediyorsun? Onu söyle. Tam ne demek istediğin? Ablacığım, çocukları dilendiriyor mu? Ablacığım bak ben duyumunu da aldım. Bak bir Cebrail'e bağlanın eşi de bağlansın. Ki eşi benden küçük alır. Ben, yani nefret oldu bir daha bizden gelinimiz olmadan önce de sevmiyordum o aileyi. O mevzuyu dinlemek isterseniz onu da anlatırım. Peki onunla da konuşayım. Öyle bir şey yani yeryüzünde öyle bir şey daha ilk sefer duyacaksın. Ben dedim ki ya çocuklarımı özledim. Bak Ali ile Zeynep'i çok özledim. Hakikaten özledim ya. Ama dedim bundan önce dedim daha gözyaşı yoksa yok. Yapmam artık kimse için. Sen bana bir kelime ettin, bitti zaten. Tamam. Söylenebilecek bir şey mi? Abla bir söylemek hayır. Ben Zeynep'le Ali'mi istiyorum bak. Zeynep'le Ali için yapmayacağım bir şey yoktur. Niye? Bu da bilir ki yaparım. Saçmalama. Aileden başka. Biz yani birbirimizle derken. Şimdi bu yaşıma gelmişim kimseye zarar vermemişim. Bu boşanmada ben çocukları hariç kullanırsanız. Ali, Zeynep'i istiyorum. Hepsi o kadar. Cumali. Efendim ablam. Sakin. Şimdi bu sadece senin için değil, Hülya için de geçerli. Çocuklarınıza bak şöyle sayıyorsunuz. Ben ilk defa bunu görüyorum. Gözden bir, değil mi? Öbür çocuğum gözde iki, öbürkü gözde üç, öbürkü yani. Benim göz için hepsi aynı. Tamam, hepsi aynı ama çocukları birbirinize kullanmamalısınız. Ben kullanmıyorum, dikkat ediyorsanız ben kullanmıyorum. Ama 9 aydır baba çocukları görebiliyor mu? Çocuk istemiyor, anne korkuyorum diyor. Ablacığım bir çocuğu yetiştirmiş. Bir çocuklarımın gözünün önünde oldu. Ablacığım. Hah onu oraya anlatam. Sen anlatayım. Bak sabah uyandık. Otur dinle, oraya anlatam sana bak ablacığım. Bir dinle. Bir dinle bak şimdiye kadar ben seni dinliyorum. Sabah uyandık. Tam uyanacağız. Benim büyük oğlan kapıyı çaldı. Sen kapının açılmasıyla sonra senin yüzüme basman bir olmadı mı? Yüzüne? Baba ne yapıyorsun dedi sana. Kim? Cabu.
Cebrail mi? Ben hatırlamıyorum. Onlar yetişkinler. Öyle bir şey yapmışım. Senden şimdi, özür dilerim. Cemal abi 9 aydır. Yok gerek yok. Ama Cemal şimdi o kelimeyi bulamadım. Cemal abi araya gireceğim Hülya. Devam edeceğiz sizinle konuşmaya da. 9 aydır çocuklarını görmüyorsun değil mi? Evet görmüyor. Görmek ister misin? İsterim. Olabilir. Onlara sarılmak ister misin? Anneden de bu konuda olabilir. İzin aldık. Olabilir. Ya böyle bir şey yok ya. Ben bunlara hiçbir şey yapamam. Yapmadın. Nereye alıyoruz? Orada mı? Burada. Cemal abi kalk. Böyle gidebilirsin. Bak çocukların seni bekliyorlar. Göreceksin. Esra abla, ya şu çocukların haline bakın ya. Ne var çocuğumun halinde? Ne var? Baba olsaydın da baksaydın. Baksaydın ben 9 aydırım çocuklara kendim bakıyorum. Allah'ım dedim. Çocuklar varken yapmayın için tamam buraların hepsini. Ben tek başıma bakıyorum. Yani bak bu akşam rica ediyorum. Hani bayramda vesile olsun diyoruz ya. Hani çocuklarıyla vakit geçirsin, yemek yesin, sen de onların yanında ol. Nereye kadar kavga edeceksiniz beraber? Ben boşanmak istiyorum. Tabii ki. Yani o boşanma sürecini de... Çocuklarımı da vermem asla. Onda da çünkü anlaşım. Onun bulunduğu ortama ben o kızı sokamam. Sen şundan korkuyorsun. Senin bulunduğu o alışkanlıklar. Senin bulunduğu ortamda en azından ben alnımın hakkıyla bak çamurumla gelmişim lan. Çamuru boş ver o çocuğun çorabımı üstündeki... Çorabımı da bak bir haftadır çıkarmamışım çorabım daha halen Sara'nın çamuru. Ya ben senin gibi giyinip kuşanmıyorum. Şimdi çocukları bulunduğu ortamda uygun buluyorsunuz. Gel. Gel. Cemali ve Hülya, çocukların bulunmuş olduğu ortamla ilgili her ikinizin de kaygıları var. Babanın alışkanlığı filan. Evet. Ama siz beraber evliyken de çocuklar aynı olumsuz ortama maruz kalıyorlardı. Aynen. Çocuklarım sürekli kapıda kilitli. Anne orada gene seni dövüyor mu kelimeleri? Anne söyle. Yeter içeri gel abla, diyor. Şimdi o yalanını hemen çıkarım. Çıkar. Bir oturur musun lütfen bana rica ediyorum. Rica etme gerekirse bana. Gerekirse elini ayağını öpen benim gerek lafım yok. Bir tane. Konuşma. Gerek yok. Bir dinle. Ya rica konuşma. Ediyorum ya insan ol ya. Rica etmen gerek yok. Tamam o zaman sus. Konuşma. Gideceği gün. Zeynep ile Ali öbür odadalar. Tablet mi vardı telefon mu hatırlamıyorum. Hiçbir şey yoktu. Benim ya, telefonum vardı. Yani tablet mi telefon mu hatırlamıyorum diyorum ama. Ayık değildin o yüzden. Bir şey oldu halen aklımda değil. Gerçekten aklımda değil ha. Ben de dedim ki ya yalan söylemene gerek yok. Yani örnek atalım. Ben şunu kırdım. Ya ben kırdım. Bizim paramla alınmış bir şey. Ben niye sana yalan söyleyeyim ki? Baktım ya elini böyle... Ya eşinizin ablacığım, yalan söylediğini iddia ediyorsunuz. Elini böyle tuttu. Baktım ben oturmuşum. Dövmedi. Lan ne dövmesi? Ben oturduğum yerde nasıl seni döveyim ya? Amaç ki Zeynep'le Ali gelen baba beni dövüyor ki. Cebrail'e diye. Cebrail. Ben gideyim diye. O kız kaç peki, defa senin önüne geçti? Boşanmayla ilgili, bakın boşanma süreciyle ilgili sizi görüştüreceğim. Yani bu konuda inşallah sağlıklı bir ortamı sağlayabiliriz, yaratabiliriz. Siz de bu konuda sağduyulu davranırsınız. Aynen. Sorumlu olarak, çocuklarınıza karşı sorumlu olarak. Yani Allah. Sizinle ilgili iddia edilen her şeyi... yapmamak ve kendinizi bu anlamda ispatlamak için dimdik durmanız lazım. Bunu sizden rica ediyorum. Ben şimdi diğer konuya geçeceğim. Konuklarımı uğurluyorum. Sizi uğurlayayım. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.